Yunus Peygamber'in Hikayesi Uzun zaman önce Ninova adında güzel bir şehir vardı. Allah Ninovalılara her şeyin en güzelini vermişti. En güzel evler, mis kokulu güller ve en tatlı meyveler. Ama Ninovalılar Allah hiç teşekkür etmiyorlardı. Çünkü Allah'ı unutmuşlardı. Onların çirkin çirkin putları vardı. Ve Allah'ı hatırlamıyorlardı. Ninovalılar putlara teşekkür ediyorlardı. Sadece Yunus peygamber teşekkür etmiyordu. Çünkü o Allah'a teşekkür ediyordu. Putlara teşekkür etmek ne kadar da saçma bir işti. Yo 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 Yunus asla putlara teşekkür etmezdi. Ve Allah Yunus'a bir görev verdi. Ninovalılara Allah'a inanmalarını ve sadece ona teşekkür etmeleri gerektiğini anlatma görevi bu zorlu görev onundu ona vermişti bu görevi putların size bir faydası yok dedi Yunus onlara boşuna teşekkür etmeyin bütün bu güzel şeyleri bize hep Allah verdi zaten başkası da veremezdi sadece Allah'a teşekkür edin ninovalılar Yunus'u hiç dinlemediler onunla alay ettiler ve kızdılar ona taşlar attılar Bağırıp arkalarından kovdular. Bağırdılar, çığırdılar, kovaladılar onu. Sen bizim putlarımıza karışma, dediler. Biz putları çok seviyoruz. Bize her şeyi onlar verdi. Hayır, hayır, dedi Yunus. Ben Allah'ın aranızdan seçtiği bir elçiyim, inanın bana. Ben bir peygamberim. Ne olur beni dinleyin, sözlerime kulak verin. Ha 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 diye güldü Ninovalılar. Delirmiş olmalısın. Yunus çok üzüldü. Bu taştan, tahtadan putlar sizi duyamazlar, dedi. Hatta göremezler bile. Böyle yapmaya devam ederseniz Allah sizi cezalandıracak. Sus, konuşma dedi Ninovalılar. Konuşma artık. Herkes ona çok kızgın davranıyordu. Yunus Allah'a inanmaları için yıllarca çalıştı, çabaladı. Putlara tapmaya devam ederlerse Allah onları cezalandıracak dedi. Ve bunu onlara da söyledi ama kimse onu dinlemedi. İkazlarına hiç kimse kulak asmadı. Ve bir gün Nineve şehrini terk etmeye karar verdi. Ama bir hata yaptı. Allah'ın iznini beklemedi. Ninova şehrinden ayrıldı. Oysa peygamberler Allah onlara izin vermediği sürece yaşadıkları şehri terk edemezlerdi. Yunus gidince Ninovalılar sevindiler. Oh be kurtulduk şu adamdan dediler. Ama sevinçleri hiç de uzun sürmedi. Ninova şehrinin üzerini kapkara bulutlar kapladı. Herkes çok korktu. Eyvah! Belki de Yunus haklıydı, dediler. Biz ona ne kadar kötü davrandık. Allah bize kızmış olmalı. Çok ağladılar, çok üzüldüler, çok pişman oldular ve çok dua ettiler. Allah'ım, Allah'ım bizi affet. Sen affetmeyi seversin. Allah'ım bizi affet. Allah onları affetti. Kara bulutlar dağıldı. Allah'ın sarı sıcak güneşi Ninova şehrini yeniden aydınlattı. Sonra bütün putları kırdılar. Peki ama Yunus neredeydi? Nerelerdeydi Yunus? Yunus bir gemiye binmişti. Önceleri deniz sakin ve sessizdi. Sonra sonra bir fırtına çıktı. Gemidekiler çok korktular. Aramızdan birisi çok yanlış bir şey yapmış olmalı dediler. Peki ama Kimdi o? Kim bu? Kura çekelim dedi kaptan. Kime çıkarsa onu tutup denize atalım. Bir köşede sessizce oturan Yunus "Benim o." dedi. Allah'ın izni olmadan Ninova'dan ayrıldım. Sen iyi bir kimseye benziyorsun." dedi kaptan. Seni atamayız denize. Kura çektiler. Kura Yunus peygambere çıktı. Sonra bir kez daha kura çektiler. Yine Yunus peygambere çıktı. Sonra bir kez daha kura hep Yunus peygambere çıktı ve onu tutup denize attılar. Yunus peygamber denize düşünce fırtına dindi. Çünkü Allah ona dinmesini söyledi. Yunus denizin ortasında bir başına kaldı. Çok üzgündü. Ninova'yı terk etmemeliydi. Derken kocaman bir balık geldi. Kocaman balığın kocaman bir ağzı vardı ve Yunus peygamberi yuttu. Balığın karnı karanlık ve sıcaktı. Allah'ım dedi Yunus. Allah'ım ben bir kabahat işledim. Beni affet diyerek çokça dua etti. Allah Yunus peygamberi affetti. Çünkü Allah af dileyenleri affetmeyi severdi. Kocaman balık sanki bir denizaltıydı. Yunus peygamberi Ninova'ya geri götürdü. Ninovalılar onu görünce çok sevindiler. Yunus peygamber de onları görünce çok sevindi. Ninovalılar putları kırmışlardı. Çünkü artık onlara tapmıyorlardı güzel evler, mis kokulu güller ve en tatlı meyveler için artık sadece Allah'a teşekkür ediyorlardı.